Evet arkadaşlar bu videomuzda Replit Agent nasıl kullanılır, Cursor AI'ye göre avantajları ve dezavantajları nelerdir, bir de örnek bir proje geliştireceğiz. Yapay zeka ile kodlama gruplarımıza katılmak isteyenler aşağıdaki linkten gruplarımıza katılabilir. Replit masaüstü ve web olmak üzere ikisini de destekliyor. Ben şimdi size nasıl indireceğinizi göstereyim. Buraya replit.com slash desktop diyerek buradan Replit'in masaüstü uygulamasını indirebilirsiniz. Masaüstü uygulaması da bu şekilde sizin buradaki proje kısmınız boş gelecektir. Burada uygulamanız olmadığı için Create App butonuna basmanız lazım. Buna bastığınızda da sizi web sitesine yönlendirecek. Beni de web sitesine yönlendir. Ben şimdi web üzerine anlatmaya devam edeceğim. Ama iki platformunda arı yüz aynı. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi Replit'in Cursor'a göre avantajları ve dezavantajları nelerdir? Replit tarafında daha az teknik bilgiyle, daha az kod bilgisiyle işinizi halledebilirsiniz. Ama proje üzerinde daha fazla kontrol istendiği için Cursor hala daha iyi bir seçenek olarak duruyor. Cursor nasıl kullanılır gibi videoları merak ediyorsanız sol üstteki karttan izleyebilirsiniz. Şimdi web uygulamasına geldikten sonra burada bir app yaratmanız gerekiyor. Burada yaratılan her projeye replit app diye adlandırmış. Sağ üstteki create butonumuz var. Buna tıklıyoruz. Zaten otomatik olarak bize bir chat ekranı açıyor. İstersek biz buraya kendimiz de yazabiliriz isteğimizi. Veya aşağıda hazır seçeneklerimiz var. Buradan templateleri görebilirsiniz. Hazır kullanabileceğiniz seçenekler mevcut. Ben buradan linkin bio diyeceğim. Ve kendime linklerimi bulundurduğum bir site yaptırmak istiyorum. Linkin bio'ya tıkladım. Promptumu buraya getirdim. Şimdi hiçbir değişiklik yapmadan start building'e tıklıyorum. Şu an kullandığım sürüm bu arada tamamen ücretsiz olan bir sürümü kullanıyorum. Şimdi bize şunu soruyor. Ben diyor tamam yapacağım diyor sayfayı. Ekstra bir implementasyon istiyor musun diyor. Ekstra bir özellik istiyor musun burada diyor. Özel tema ve renkler diyor veya link analizi kimlere tıklamış veya custom animation diyor. Bunu istiyor musun diyor. Ya da profil özelleştirme. Burada bize seçenekler sunup adım adım gitmesi ve bizim şu şekilde basitliklerle işimizi halledebilmemiz çok hoş bir şey. Ben şu an ekstra bir şey istemeyeceğim. Approve and plan and start diyorum. Sol tarafta yaptığı dosya işlemlerini göre sağ tarafta canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bu özellikle çok hoşuma gitti. Şöyle bir çalışma mantığı var. Bir hata gördüğünde bunun screenshot'ını alıp anlayıp buna göre çözüm üretmeye devam ediyor. Şu an ben hala bir değişiklik yapmadım. Bir hata buldum diyor. Twitter ikonunu import ederken, içeri aktarırken bir hata yaşadım diyor. Şimdi bunu hemen çözeceğim diyor. Ve siz de yan tarafta izlemeye devam ediyorsunuz. Şimdi bize database ekleyelim mi, eklemeyelim mi diye soruyor. Ben burada şu an database istemediğimi söylüyorum. Belki daha sonra diyorum. Burada e, yaptığını söylüyor. İkonları da ekledim. E, lütfen tıklayabilir misin diyor. Şimdi tıklayalım. Mesela GitHub'a. Bizi GitHub'a yönlendirdi. Twitter'a yönlendirdi. Evet şu an bu arada sayıyor. GitHub'a gittik geldik. Evet GitHub'ın tıklaması da iki oldu. Bu klikleri de sayıyor. Çok iyi. Şimdi biz e, şurada bir değişiklik isteyelim. Ben buraya kendi linklerimi olmasını istiyorum. Şimdi kendi linklerimi toplayıp ona vereceğim. Şimdi linklerimi topladım. Bir de prompt'u ekledim. Dedim ki GitHub'ı kaldır. Onun yerine e-kitap linkimi ekledim. Sana dedim aşağıda linkleri sağladım dedim burada. Aşağıda da benim linklerim mevcut. Şimdi bunu gönderiyorum. Şu an sosyal medya linklerimizi güncellediğini e-kitap linkini eklediğini ve GitHub'ı çıkardığını söylüyor. Yani yaptığı koddaki değişiklikleri anlatıyor bize. İzlemesi gayet zevkli bu arada. Evet. Screenshot çekip kontrol ediyor şu an yaptığı değişiklikleri. Evet. YouTube, e-kitap, Twitter, LinkedIn. Instagram. Yaptığını söylüyor. Çalışıyorum diyor. Kontrol eder misin diyor. Bu da çok güzel bir yönlendirme. Şimdi hepsini kontrol edelim tek tek. YouTube'a tıklıyorum. Evet beni YouTube kanalıma yönlendirdi. E-kitaba tıklıyorum. Evet beni e-kitap linkime de yönlendirdi. Twitter'a tıklıyorum. Evet Twitter'ıma da yönlendirdi. LinkedIn'e tıklıyorum. Evet LinkedIn profilimi de açtı. Instagram'a tıklıyorum. Instagram'da açıldı. Gayet iyi çalışıyor şu an. Bütünlüklerimiz çalışıyor ve klikleri de sayıyor şu an. Bir de şimdi fotoğraf vereceğim. Bakalım fotoğraf işlemini yapabilecek mi? Adımı ve mesleğimi de vereceğim altına. Şimdi güncellemesini isteyeceğim. Şimdi promptumu yazdım. Benim adım Eray Hamurlu dedim. Mesleğim yazdım mühendisi dedim. Ve bir adet profil fotoğrafımı tanınalım diyorum. Konuşmaya görsel eklemek için de sol alttaki attach file butonu var. Buraya basıyorum. Evet görselimi seçtim. Şu an görselim yükleniyor. Yüklemesi tamam. Şimdi bu promptumu da gönderiyorum. Evet şu an görselimizi ekliyor asset klasörüne. Yaptı değişken screenshot'ını çekti burada. Kontrol etti. Evet tam görseli ekledikten sonra limitimiz bitti arkadaşlar. Bu arada limit bu kadar değil. Benim bu ikinci projem. Onu da bir bilgisini vereyim. Ama ben videodan önce yedek bir proje yapmıştım arkadaşlar sizin için. Şimdi o size onu açacağım. Yine aynı proje template'ini seçmiştim. Link'in bio seçmiştim. Burada yine linklerimi vermiştim. Daha sonrasında görselimi vermiştim. Yine burada görselde başarısız olmuştu. Daha sonrasında dedim ki benim profil imajım burada gözükmüyor dedim. Ondan sonrasında gerekli düzenlemeleri yaptı bu kısımda ve artık gözüküyor oldu. Burada da linklere tıkladığımda gidebiliyorum. Ama limit kısıtlı arkadaşlar. Bunu bilerek limitinizi idareli kullanın şu an. Evet şimdi size projenin son halini göstereyim. Şimdi yukarıdan run kısmı var. Buraya gelip start application dediğinizde projeniz çalışacaktır. Şuradaki linke tıklayarak web view olarak görüntüleyebilirsiniz. Burada da yine tüm linklerim çalışıyor. Evet e-kitaba tıkladığımda e-kitap linkim açılıyor. YouTube'a tıkladığımda YouTube'um açılıyor. Instagram'a tıkladığımda Instagram. Bütün linklerim burada çalışıyor arkadaşlar. Şimdi e free planda bize bir checkpoint veriyor. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şurada checkpoint listemiz var. Mesela benim 10 adet checkpoint'im var. Checkpoint hakkım var burada. Bu ne demek? Yani bu değişiklikleri geri alma hakkımız. Yani her bizim e isteğimizden sonra bir adet checkpoint oluşturuyor burada. Buraya tıkladığım zaman bu isteğimin olduğu ana geri dönüyor. Yani ben şu an free plan da 10 adım geri gidebiliyorum. Şu an doldurmuşum isteğimde. Hani buraya tıkladığımda şu prompt'tan önceki haline dönecek demek oluyor. Bu da aklınızda olsun. Şimdi aklınıza şöyle bir soru geliyor olabilir. Ben buradaki rapid kodlarına nasıl erişeceğim? Şimdi sol tarafta Open Files diye bir ikonu var. Buna tıkladığınız zaman bütün proje dosyalarınıza buradan erişebilirsiniz. İsterseniz siz kendiniz de buradan kodlara değişiklik de yapabilirsiniz. Veya bütün bu proje dosyalarını indirmek istiyorum derseniz de buradaki 3 noktaya tıklayıp download as a zip deyip dosyalarınızı da indirip kendiniz lokalde istediğiniz AI tool'la veya kendiniz kod yazarak kullanabilirsiniz. Şimdi bir de deploy kısmımız var. Projeyi yayınlıyoruz burada. Deploy tıklayıp buradan projenizi direkt yayına alabiliyorsunuz ama bunun için de premium plana sahip olmanız gerekiyor. Bir de limitleri araştırdım sizin için. Reddit'te vesaire de çok bir şey bulamadım. Buradaki açıklamada da sadece limited diyor. Yani sadece kısıtlı bir erişim var diyor. Ama ben bir buçuk proje tamamlayabildim şu an baktığım kadarıyla herhalde bir aşağı yukarı 10 tane request atmış olabilirim. 24 saat içerisinde. Çok da bir açıklamada yapmıyor açıkçası. Bu bu arada yıllık fiyatlar. Aylık fiyatlara geldiğimizde de bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar. Repit hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi aşağıya bekliyorum. Avantajlı ve dezavantajlı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Benim repit hakkındaki yorumum şu şekilde. Bence kullanımı oldukça basit. Kod bilmeyen birisi rahatlıkla kendi istediği uygulamayı geliştirebilir ki içerisinde hazır template'ler de mevcut. Bunların üzerinden de gidilebilir. Fakat e, kullanıcı çok kısıtlayıcı. Yani ben şu an en azından 2-3 tane projeyi bitirip yayınlamak isterdim. Yayınlamayı da kısıtlamış olması benim gözümde eksi. Çünkü diğer AI tool'larında örneğin Windsor veya Cursor'da en azından biri proje geliştirecek kadar vaktiniz oluyor. Size o free trial'ı veriyorlar. Çoğunda free trial var. Fakat Replit'teki bana çok kısıtlayıcı geldi. E, bu yönden eksi ama kullanıcı için kolaylık olarak artı hazır template'ler ve basit direkt konuşma dilinde yazıp proje geliştirebilirsiniz arkadaşlar.